Herkese merhabalar. Bugün kamera arkasındaki dış sesle birlikte yine bir masa başı videosundayız. Dış ses soracak, ben cevaplayacağım. Başla dış ses, ilk soruyla başla. Bugün neyden bahsedeceğiz? Bugün bu yılın merakla beklenen otomobillerinden olan biri yenilendi. Ülkemizde ve dünyada çokça satılan bir otomobil. Honda Civic 11. nesliyle birlikte artık dünya lansmanı yapıldı. İç mekanı, dış mekanı, tanıtımı, özellikleri, motorları bizlerle paylaşıldı YouTube'dan. Bunları size aktaracağız. Güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Dış sesle birlikte interaktif. Hani şöyle düşünün. Siz soruyormuşsunuz, ben cevaplıyormuşum gibi olacak. Güzel bir içerik olacak. Ben konuşurken de aracın görselleri, videoları vesaire girecek. Arada ara ara geçişler olacak. Bundan bahsedeceğiz sevgili dış ses. İlk sorunla başlayabilirsin. Peki yeni Civic bize ne anlatıyor? Yeni Civic Sedan'ın tasarımına baktığımızda Japon markanın artık hem iç mekan hem de dış mekanda sadeleşmeye gittiğini görüyoruz. Hani bunun için yeni Civic Sedan'ı tasarlarken maksimum insan, minimum makine felsefesinin yanı sıra eski Civic modellerinden gelen tasarım öğeleriyle de biraz hafif retro, hafif yenilikçi, güzel bir makine yapmışlar. Ben normalde Japon arabalarının çok sevmem tasarımlarını, özellikle Honda'ların, ama bu sefer Civic'i beğendim. Hatta ilk gördüğümde Accord zannettim. Bunu da anekdot olarak geçeyim. Sadeleşen Civic'in boyutlarında değişim var mı? Aks mesafesi 35 mm uzamış, toplam boyu da 33 mm uzamış. Bunun yanı sıra arka iz genişliği artırılarak arabanın dengesinin artması sağlanmış. A sütununun başlangıç noktasını da yaklaşık 50 mm geriye taşıyarak ön tarafın uzunluğuna vurgu yapılmış. Hani BMW'lerdeki gibi kaput uzunluğuna vurgu yapılmış. Bununla birlikte omuz çizgisi biraz düşmüş ve aynalar da kapıya taşınmış. Böylece görüş alanlarının da arttırılmasında bir katkı sağlamış. Böyle diğer sorunu alalım. Bir önceki kasa göçüyordu. Bu da göçecek mi? Şimdi bir önceki kasanın ilk jenerasyonları evet göçme problemleriyle gündeme gelmişti. Hatta bazı kalite kusurları da vardı. Burada Honda Civic Sedan'ı daha dayanıklı bir hale getirmiş. Bunun için yüksek mukavemette çelik ve alüminyum kullanırken burulma direncini %8, eğilme direncini de %13 oranında iyileştirerek sürüş, yol tutuş ve güvenlik konularında eskiye göre daha iyi olmasını sağlamıştır illaki. Bunlarla birlikte bu yapılan geliştirmelerle ağırlığı da 45 kilogram civarında artmış otomobilin. Peki iç mekanlarda değişiklikler nasıl? Ya iç mekanı baştan aşağı yenilenmiş. Bize zaten iç mekanı bir çizim olarak göstermişlerdi daha öncesinde dış tasarımını tanıtırken. Bu kez bütün detaylarıyla karşımıza çıkardılar. Yeni kabinde 10.2 inçlik dijital bir gösterge paneli var. Ve 7 inç multimedya ekranı standart olarak geliyor, ama bu eğer sizi kesmiyorsa üst paketlerde 9 inç olarak geliyor. Bunu da belirtelim. Kablosuz bir şekilde Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısı da mevcut aynı zamanda. Üst paketlerde yine kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi gelecek. İç mekan daha sade bir görünüm kazanmış. Yine dış mekandaki gibi. Malzeme kalitesinin fotoğraflarda gördüğümüz kadarıyla, videoda izlediğimiz kadarıyla arttırıldığını söylemek mümkün. Konsolda boydan boya, hani Hyundai'deki, Volkswagen'deki gibi boydan boya bir havalandırma ızgarası gibi görünen bir parça kullanmışlar. Otomobile hani retro bir görünüm katmış. Eskiye yönelikmiş gibi bir izlenim bırakıyor, ama böyle düz çizgiler şeklinde değil. Konsolun merkezinde de klima düğmelerinin, klima kontrollerinin yapıldığı döner düğmelere yer vermişler ki artık klima kontrollerini ayrıyeten veren marka sayısı çok azaldı. Bunun olması da güzel bir şey. Orta konsola indiğimiz zaman 2 adet bardaklı yine devam ediyor. Büyük ve güzel bardaklıkları, USB girişleri ve elektronik park freni yine mevcut. Bunun yanı sıra şöyle bir şey var. Azıcık sola baktığınız zaman göreceksiniz. Israrla şu şanzımanın vites topuzunu değiştirmiyorlar. Ben tasarımını beğenmiyorum açıkçası. Daha güzel bir tasarım yapabilirler. 12 hoparlörlü Bose ses sistemi de bu araçta olacak. Şöyle bir şey daha var. Gördüğünüz gibi direksiyon tasarımı çok güzel olmuş. Ben direksiyon tasarımını gayet beğendim. Direksiyon tasarımında dış ses, sen nasıl buldun? Dış ses de vermiş, böyle yapıyor. Dış sesin tek özelliği var. Soru sormak. Başka yorum yok. Sadece soru soruyor. Devam edelim. Böylesi yenilenmiş bir araçta güvenlik önlemleri de arttırılmış herhalde. Ya güvenlik önlemleri tabii ki arttırıldı. Artık belli bir standart üzerinde olması gerekiyor. Travmatik beyin ve boyun hasarlarına karşın yeni hava yastığı tasarlamışlar. Bunlar mevcut. Arka yan hava yastıkları da dahil olmak üzere 10 tane hava yastığı bulunuyor bu arabada. Sürüş asistanlarına baktığımız zaman Honda Sensing adını verdikleri güvenlik teknolojilerinin eskiye göre daha geniş bir görüş açısı sağlayan kamera sayesinde iyileştirildiğini iddia ediyorlar. Daha iyi bir yazılım, güçlü bir işlemci desteğiyle
bisikletli yaya diğer araçların yanı sıra şeritleri ve yol işaretlerini de daha hızlı ve keskin bir şekilde algılıyormuş. Bize bu söylenmiş lansman videosunda. Bu değişim sayesinde adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sisteminin daha efektif çalıştığını söylemek de mümkün. Trafik sıkışıklığı asistanı da mevcut, aynı zamanda trafikte dur kalk da yapabiliyor. Bu da güzel bir şey. Civic'te bu arada ilk kez karşımıza bir şey çıkıyor. 8 tane sonar sensör mevcut. Düşük hızlarda vesaire otomatik fren desteği sağlıyor. Yani çarpışma önleme gibi çalışıyor diyebiliriz. Sıradaki sorunu alalım. Donanım isimleri ve motorları neler acaba? Ya Amerika için donanımları belirlendi. LX, Sport, EX yani EX ve Touring olarak donanım seviyeleri yazılacak. Türkiye'de kesinlikle böyle olmayacak yine. Ben size söyleyeyim. Dream, Elegance, Premium öyle gidecek yine, aynı bence. Bence öyle olacak yani. Amerika'da LX ve Sport seviyelerinde 158 beygir ve güç ve 187 Nm tork üreten 2 litre atmosferik motor olacak ki Türkiye'ye bu gelmeyecek. Ben size söyleyeyim baştan. Atmosferik gelirse 1.6 125 beygir olan motor yine devam eder. Bu ünite CVT vasıtasıyla çalışacak. Manuel yok, CVT olacak. Bunun yanı sıra bir de 1.5 litrelik, 1.5 litrelik, 1.5 litre turbo beslemeli 180 beygir güç ve 240 Nm tork üreten motor olacak. Eski nesilde olan motorun aynısı olabilir. Aynı mı farklı mı söylenmedi. Beygir gücü aynı ama torku 20 Nm artırılmış. Burada CVT şanzıman tek seçenek. Keşke buna manuel olsa ya da çift kavramalı tork konvertörlü bir şey olsa. Bu aracın keyfini birazcık baltalayacaktır. Bence yani CVT 1.5 turbo güzel bir motor. Burada da manuel olsa keşke, belki hatchback'te gelebilir. Onu da bekleyeceğiz. Hatchback'te ilerleyen günlerde sedan versiyonu Amerika'da satışın sunulduğu dönemlerde tanıtılacak. Böyle yani donanım isimleri ve motordan. Senin sorunu alalım sıradaki. Ne zaman satışa çıkacak ve fiyatı ne olur? Yani önümüzdeki yaz Amerika'daki showroomlarda yerini alacak. Bundan birkaç ay sonra da hatchback modeli çıkacak dediğim gibi. Amerika'da satılacak versiyon Kanada'da üretilecek. Fiyatı belli değil. Türkiye için hiçbir belirlilik yok yine. Ülkemizde de biliyorsunuz Honda fabrikası bu yıl sonunda üretimini bir durduracak. Bu kapsamda yani Tayland'dan ithal edecek muhtemelen. Çünkü İngiltere'deki fabrika da kapanacak diye duydum ben. Ekim ayından itibaren Türkiye'de olacak diye bir söylemler var. Türkiye'ye gelince de ben gidip incelemesini yapacağım kesinlikle. Merak ettiğim bir otomobil. Dış görünüşünü, iç mekanını vesaire beğendim ilk defa. Yani böyle Civic şeye dönmüş. Avrupa otomobilleri gibi olmuş. Avrupa'yı bir araç olmuş. Son olarak ben bir soru sorayım sevgili dışsız. Sen Civic'i nasıl buldun? Sence tutar mı? Eskisine göre nasıl? Bence eskisine göre kat kat daha iyi. Ve tutabilir. Ya tutacak. Ya o kesin zaten. Tutacağı Allah'ın emri. Türkiye'de her köşe başı bir tane Civic var zaten. Piyasası da iyi. Bence Civic olmuş. Ya ben dediğim gibi çok Civic sevmeme rağmen bu kasayı beğendim. Şey gibi duruyor biraz. Accord gibi duruyor böyle. Ben hatta ilk böyle lansman videosunu gördüm. Tamam mı? Ben metni falan okumadım. Direkt arabayı gördüm. Gözüme çarptı, dedim Accord yenilenmiş mi? Ne alaka Türkiye'de dedim. Bir baktım Civic'miş. Gerçekten çok hoş olmuş. Böyle güzel bir video oldu. İnteraktif bir şekilde dış ses sordu. Ben cevapladım. Dış ses diyorum ama alınmıyorsun değil mi? Yok alınmıyormuş, böyle yapıyor. Dış ses sordu. Ben cevapladım. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ara ara görüntülerinde gördük arabanın. Bakalım bilgiler netleştikçe, ülkemizde canlı görme imkanımız bize sunuldukça gidip göreceğiz arabayı da birlikte. Bu videoluk bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.